İstanbul'dan herkese selamlar. Bugün Efes Pilsen'in maç gününü çekeceğim. Aslında hiç planda yoktu ama Berk Kula dün tam böyle uçaktan inmiştim. Oğlum neredesin sen, hadi Barcelona maçına gidelim deyince bir baktım ki deplasman maçı zannediyordum aslında onu. Ya İstanbul'da ne kadar çok gürültü var bu arada, yazık günah ya. Bu nasıl bir karmaşa. Bir bakayım, daha sessiz bir ortam olunca devam edeyim diyeceğim ama ne sessizliği olacak aslında. Şu anda daha iyi gibi. Tabii rüzgar kırdı dalımı isimli parçaya da geçtik. Tamam, bu hikayeyi ben bir daha sonra anlatayım. Böyle olmayacak çünkü. Vay be. 95 yılından beri bu köprüden hep geçtim. Acayip duygular içerisindeyim. Bayağıdır da uğramamıştım. Evet, gittiğimiz yer belli. Kolay gelsin abi. Evet. Los Angeles'ta çekemedim çünkü inanılmaz bir gürültü ve rüzgar vardı. Şimdi oradan Torium'un önünden metrobüse bindim. Berk Kula ile buluşuyoruz. Aslında şöyle başladı hikaye. Ben dün uçaktan, tam uçaktan inerken mesaj attı Berk. Ya maç var, neredesin sen, gelsene diye. Ben de Barcelona maçını deplasmanda zannediyordum aslında. Yanılmışım, niyeyse öyle kalmış aklımda. Bir gün buradayım, yarın da Bulgaristan'a gidiyoruz. Dolayısıyla dedim ki neden olmasın. Özgür'e de mesaj attım sağ olsun. Bugün bir aradayız. O hemen bir bilet ayarladı, ikimize de davetiye ama zaten Berk Kula da ayarlamış çünkü kendisine de şimdi biraz konuşturacağım onu da, haberi yok. Efes'in altyapısında basketbol oynamış birisi. O yüzden bir sürü arkadaşı da burada. Vallahi işte Ataköy, Şirin Evler. 94'te Bulgaristan'dan göçtükten sonra yaşadığım yer orasıydı. Bizim orada da Şirin Evler'de, Koca Sinan'da düzgün potalar olmadığı için ya yürüyerek ya da bisiklete atlayıp ya da minibüse atlayıp hemen Ataköy'e geliyorduk. 9. kısımda Atrium vardı galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Ondan sonra orada basket potaları düzgündü. Basketbol oynamaya geliyorduk. Basketbolu oynar. Sonra da evlerimize dönerdik. Yazları özellikle öyle geçiyordu zamanlarımız. Şimdi garip bir nostalji yaşıyorum. Bu yollar mesela yoktu şu anda yürüdüğüm şeyler. Burası böyle. Şeyin, metronun, tramvayın yanına bir yol yapmışlar. Sinan Erdem'e giden. Zaten Sinan Erdem de yoktu o zaman.
biliyorsunuz ki. Abdü İpekçi'ye giderdik. Petar Naumovski zamanlarını canlı izlemiş biri olarak. Hatta Atrium'a gittiğimizde burada yaşıyordu Petar Naumovski. O zaman tabii yanımızda telefon, fotoğraf makinesi vesaire taşımıyorduk ama neredeyse her geldiğimizde onu görüyorduk burada. Acayip duygular ya gerçekten. Şimdi uzun zaman sonra tekrar maça giriyoruz. Tabii ki önce bir pub'a gideceğiz. Bir iki bira atar, ondan sonra maça doğru akarız. Yani Ataköy'de Şirinevler durağında indiğinizde buraya doğru yürüyorsunuz aslında. Çok da uzak değil yani. 10 dakika bile sürmüyor neredeyse. Evet, stat göründü. Şimdi bir pub'ın adına bakacağım. Ondan sonra orayı da bir bulayım. Oradan devam ederiz. Evet, Berk oturmuş mekana. Şurada bir yerde. Winner Pub diye bir yer. Aslında içeri dalıp tam yarıdan girebilirmişim ama niyeyse bunun dibindedir diye düşündüm. Hani öyle olur ya Avrupa'da. Spor yapılan yerin yanında hemen bir pub vardır. Burada biraz uzağa koymuşlar. Yani uzak dedim 3 dakika mesafede. Sinan Erdem'i solunuza alıp şöyle gidip sağa doğru döneceğiz. Ondan sonra içeri doğru sağa girip pub'ımıza ulaşacağız. Birayı söyle dedim. Evet, Uğur Mumcu Bulvarı'na doğru dönüyoruz buradan. Ataköy yine medeni bir yer ya gerçekten. Yani her yerde ağaçlar. Yani İstanbul'un geri kalanında biliyorsunuz böyle çok başka yerde yaşamıyorsun. Al işte korna yine. Neyse, medeni dedim hemen ağzıma tıktılar. Evet, buradaki Atrium tabelasından sapıyoruz. Ezilmeden. Karşıya geçiyorum çünkü sola döneceğiz buradan. Bizim bu fakirliğimiz. İnsanın içini ısıtan renkler yine. Ne güzel ya, bunu görünce böyle bir güven hissi geliyor. Adı da Güven Market'miş. Oh. One Hand. Şimdi buradan giriyoruz. Sağ sol yaptık. Bayağı Atrium'a doğru gitti. Bunun içinde mi acaba? Bildiğiniz dümdüz gelsem aslında direkt buraya giriyormuşum. Neyse, yürümek iyidir, sağlıklıdır. Bunu da böyle değerlendirmiş olalım. Şu yolda bir ışık görüyorum, kesin orası. Renkleri de bir cafcaflı. Evet. Bayağı. Winner Sports Pub. Ataköy Teras. İşte bu. Niye heyecanlanıyorum bu kadar ya? Aha, çalıyorlar bayağı. Herkes buradan gidecek herhalde maça. En son 25 yıl önce herhalde öyle bir tarihte geldim buraya. Where is winner man? Bunun bir üstü mü acaba? Ha, budur.
Tamam, parçada girmem peki. Evet, Berk Kula ile buluştuk. Evet, Biralarımızı söyledik. Ondan sonra Winner Pub'dayız. Aynen. Bundan sonra da Efes maçına geçeceğiz. Barcelona. Bugün Barcelona, evet, ne olacak acaba ya? Çok yeneceğiz, merak ediyorum abi. Çünkü yeneceğiz değil mi? Yeneceğiz. Çünkü geri dönüyoruz artık. Aynen. Yani çok zamanı kaybettik. Geldi, çok evet. Kaybettik abi. 7 üst üste kaybedip geçen maçı kazandık. Burada da bence yapıştıracağız abi size. Bugün yenme günü yani. Evet. Artık telefonu atarım ben sahaya. Abi gideceğiz. Bir şekilde playofflara gideriz. Evet. Ondan sonrası Allah kerim. Winner karakterimizde ne olur bilmiyorum. Evet, aynen. Ya bizim en büyük eksiğimiz Misic oldu aslında. Çünkü o gittikten beri hem de çok sakatlık kaldı. Çok sakatlık vardı. Yani Misic. Tek oyun kurucuyla oynamak zorunda kalıyoruz. Darius da vardı, yeni alışıyor. Daha yeni alışıyor. Yeni aynen. Alışıyor. O bir geri gelemedi abi, daha da. Yavaş yavaş. Yani, evet. Abi büyük değişimler, büyük sancılar getirdi. Evet, ama aynen öyle. Güzel bakalım. Olacak, güzel. Koçumuza güveniyoruz. Aynen. Zaten koçumuza güveniyoruz koçumuza abi. Güveniyoruz abi. Bıyıklarına da güveniyoruz. Aynen. Erdem abiye içiyoruz. Yes. Yine çalacaklar. Haydi bismillah. Evet Kula, ne diyorsun? Yeneceğiz. Yeneceğiz. Muhabbetimize geliyoruz ya. Evet. Güzel kalabalık var. Evet. Zaten fullmüş. Sold out. Evet. Olması gerektiği gibi. Tabii ya. Takım abi. İki kere şampiyon olmuş. Bu takım her şeyi hak ediyor ya. Kesinlikle. Bir sene de olmayı veririz ya. Ne olacak? Aynen öyle. Sonrasına bakarız. Bir bakalım, soralım. Loja gerisi burası. Hadi loja bak. Abi, televizyon dışına da.
T1 sultan. Giriş doğru mu? Ne giriş yapıyor? T1. Giriş kapısı ne ya? Ana giriş mi? Bakayım abi. Şu taraftan gidiyoruz abi. Siz nereden geldiniz daha önce abi? İlk defa mı geldiniz? İlk defa davetiye geldim. Efendim? Otursun abi. Sağ içi kapışıyoruz. Sağ içi ise bak buradan devam et. Dışarıdan sağ çık. Sağ sahaya tutun. Sağdan aşağıya sağ içi. Okey tamam. Aynen sağ içi. Aynen ya aynen. Aynen baba sağ içi kapış. Aynen. Heyecan dorukta. Yes. Bir tatlı huzur almak. Bizim Orkun Çolakoğlu var ya sporta maç anlatan. Evet. O da benim ilkokul arkadaşım. Aa eyvallah. Herkesin bir abi, enteresan şey bağlantısı var. Yazın başlamasın mı? Rock rock. Normalde yakası maçlarını Orkun anlatır da şansı yok. Oh ne güzel soğanlı köfte koktu. Sen tabi bir vegan olarak. Ama bu kokuyu seviyorsun değil mi? Çok iyi. Bak ekmekler de gidiyor. Oh. Bunun arasına yapıştırdın mı onu var ya böyle. İstanbul güzel, Bursa güzel. Bak nereden getirdim? Şurayı geçeceğiz. Evet abi en sondan. Basketçiler geldi galiba. Yok gelmedilerse onlar... kaybettik mesela. Evet aynen daha gelmedilerse. Yani en azından karşı takım şimdi gelmiştir. Yok ya onlar gelmiş ısınıyorlar. Çoktan gelmiştir ya. Evet. Bir saat var daha ama. 45 dakika var abi. Evet sınav evet. Koleji. Sınav koleji mi? Biz şöyle kopalım buradan. Ya siktir et. Bira kokacaksak bira kokalım ya. Burada girişte şey var ya kahve dünyası. Heh. Orada kesin sikko bir şey vardır diyorsun. Ha, sağ içi giriş. Ne? Ambulans geçti be. Buraya da bayağı bir hastane yaptılar. Memorial var. Arkada Bahçelievler. Hastane var. Kuzenim orada doktor. Evet Kula. Evet. Şuraya bakınca görüyoruz kendimizi. Ekrana bakınca hep böyle sanki şuraya bakıyormuşsun gibi oluyor. Değişik. Şimdi biz şeye girdik değil mi? Sağ içine girip onun önden olan. Sağ önce lounge. 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 Sağ içi lounge. Evet. Vallahi. Yaşlandık mı? Be. Çok yerinde. Kahvemiz aynen. Elimizde. Aynen öyle. Sadece kahve bira içmiyoruz yani. Evet, ediyoruz. Teşekkür ederiz aynen. Aynen. Coffee World. Coffee World. Atyalı'nın çok teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Yeah, thank you. Yeah, röportajlar thank you. Başladı bak orada göstereyim. Evet, ne düşünüyorsunuz? Efes bizi ezecek bence. Aynen öyle. Efes içimizden geçer diyorlar. Efes en az 15 sayı. En az. İddiam o benim. 15 sayı farklı. 15 sayı farklı. Minimum. Yani benim ama de şöyle... absürt olabilir. Evet ben de şöyle düşünüyorum. İlk iki şeyde yani ilk yarıda eğer çok böyle açılmazsak biz de yani 15-20 önde değil çok da geride değil ortalama gidersek üçüncüde öyle bir yapıştırırız ki. Yani benim tahminim o. Bakalım. Göreceğiz. Let's see. Sene, o sene mi bilmiyoruz. Göreceğiz. İnşallah bu sene o sene. Bu sene olmayabilir ama iki sene içinde olacak kesin. Yine diyorum Erdem Can. Yes. Anadolu Efes ve Barcelona arasında oynanacak karşılaşma. Karşılaşmanın Euroleague'a birileri.
EuroLeague referees, Mr. Tommy Sam Hordo, Mr. Yannis Poufis, Edie Erdem Bomev. Number 22, Yedigir Bayram Jamari Parker. Number 31, Otus Birmaya, Rukas Yokulaitis. Number 41, Kukbirmaya, Damien Sauer. Number 43, Kukushumaya, Kasparas Yakuchionis. Number 44, Kukbirmaya, Joen Barra. Head coach, Marcia Antonio, Mr. Ruge German. Gotta be a minus.
hakem babası. Adama böyle secde anın gösterirler. Alakasız yorumlar. Haydi temponuz düşmesin. Güçlü gelelim ikinci yarıya. Barcelona hücumu devam edecek. 5 saniye kaldı. Güzel. Eğer şimdi girerse herkes devreye, yemeyeceğiz bu hücumu. İkinci yarıda görev sensin. Çok iyi. Çok iyi. Adama böyle sokarlar mı? Bu saatimiz muhteşemdir.